kent hikayeleri Trabzon'a özgü, kenti kent yapan, bir kentin kent olmasını sağlayan, çoğu zaman gözden kaçmış ama hemen hemen her gün gözümüzün önünde olan bir takım enstantaneleri kamera önüne, ekrana taşıyorum. Bir tanesi çay ocakları. Her gün çay içiyoruz. Her gün çay bahçesine de çay ocağına gidiyoruz. Ya da modern haliyle her gün bir kafede oturup çay içerek sohbet edebiliyoruz. Fakat bunun kent hayatındaki kıymetini çoğu zaman fark edemeyebiliyoruz. Kent kavramı 21. yüzyılla beraber özellikle küreselleşme sürecinin etkisiyle ülkemizde çok farklı algılanmaya başlandı. Yani ne kadar çok yol yaparsak, ne kadar çok bina yaparsak, ne kadar çok modern alışveriş merkezleri açarsak daha da kentleşebileceğimiz gibi bir yanılsamanın içerisindeyiz. Halbuki kent demek bir takım toplumsal ilişkilerin, bir takım metafizik ilişkilerin yani coğrafyayla insanın, hatta hayvanın, denizin kurumsallaşabilmesi, kamulaşabilmesi demektir. Denizi, ağacı ve aynı anda insanı ve aynı anda mekanı bir kurum haline getiremiyorsanız kentleşememişsiniz demektir. Kent hikayeleri bundan bahsediyor. Çay ocakları bundan bahsediyor. Bakırcılar, kenar halkı bundan bahsediyor. Bir han, bir kervansaray mekanı. Yani yüzyıllar öncesinden farklı kültürlerden, farklı kıtalardan ticaret amaçlı gelen, pazar kurmak amacıyla gelen tüccarların, zenginlerin konakladıkları, tarihte bunlara kervansaray diyoruz. Bu tür bir mekandan bahsediyoruz Kemeraltı'ndan bahsederken. Bir forum alışveriş merkezini her yerde görebilirsiniz. Bütün dünyada, bütün şehirlerde kurabilirsiniz. Forum alışveriş merkezini Trabzon'dan çıkardığınız takdirde Trabzon bitmeyecektir, Trabzon ölmeyecektir. Ama Kemeraltı'nı Trabzon'dan aldığınız zaman Trabzon ölecektir. Bu anlamda çay ocakları ve bu anlamda Kemeraltı bir kenti kent yapan yerdir. Aslında tabii bizim Doğu Karadeniz'in çok önemli bir ürünü, tarım ürünü, çok önemli bir gelir kaynağı. Ha bu şu anda bir gelir kaynağı olmaktan ziyade bir meşgale halini almış durumda. Çok söylenen bir söz vardır. Fındık dalda durmaz. Yani biz bundan para kazanamayacak da olsak, fındık verimsiz de olsa, örneğin bu sene haşlandı. Dallar dolu dolu ama fındık çok verimsiz. Fakat fındık dalda durmaz diye bir düşünce vardır. Ve çünkü bu dededen gelen, dedelerimizden gelen, belki 100 yıldır, gerçi fındığın da çok eski bir tarihi yok ama nereden baksanız bir 100 yıldır topladığımız bir gelenek haline gelen bir faaliyet. Şimdi bir yandan bir çelişkiye düşüyoruz artık bu siyasi krizler diyelim artık nedeniyle artık Karadeniz halkını ekonomik gelir getirmeyen bir şey. Fakat fındığın hala bir gelenek halinde, bir muhabbet halinde, bir meşgale halinde, bir köylü faaliyeti halinde sürdüğünü ve sürmesi gerektiğini görüyoruz. Demek ki fındık sadece bir ekonomik gelir değil. Çünkü çok iyi biliyoruz ki çok zengin iş adamları da, başka şehirlerde yaşayan iş adamları da fındık zamanı geliyor ve köyünde fındık topluyor. Bu aynı zamanda kentli olabilmenin, kendi değerlerini yaşatabilmenin bir fonksiyonu, bir fiili. Bu anlamda da biz Kemeraltı'ndan, çay ocaklarından bahsederken fındık ocaklarını da anlatmadan yapamadık. Nasıl bir şey kullandık? Benim babaannem ve yine köyde komşumuz olan Emine teyzeyi başrole koyduk. Son derece spontan bir anlatım kullandık. Zaten şunu fark ettik ki yaşlı insanlara sadece leb demeniz yeterli, leblebi anlıyorlar. Yani çekimler esnasında gerek Ganita belgeselinde olsun, gerek bu belgeselde olsun, çekimler esnasında özellikle orta yaş insanımızın kameraya çok kuşkuyla yaklaştığını gördük veya anlatmak istediğimiz konuyu bir türlü kavrayamadığını gördük. Ama babaannem olsun veya Orta Hisar'daki yaşlı amcalar olsun konuyu çok iyi kavruyorlar ve bize çok güzel enstantaneler, diyaloglar sunabildiler.